İyi akşamlar sevgili seyirciler. Günlerin getirdiğine hoş geldiniz. Sevgili seyirciler, dün haberlerimizde yer verdik. Bu yıl 2012-2013 yargı yılı bir törenle başladı, açıldı. Ve biz de bugün Balıkesir Baro Başkanı Avukat Yaşar Meyvacı'yı konuk ettik. Sayın Başkan, hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Evet, yeni yargı yılınız hayırlı uğurlu olsun diyelim. Teşekkür ediyoruz. Ben kendim adına, meslektaşlarım adına, tüm yargı mensupları adına çok teşekkür ediyorum. 2012-2013 yargı yılımızı önceki gün açtık. Sevgili önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün anıtına çelenk koyarak, böyle bir tören düzenleyerek açılışı yaptık. Umarım 2012-2013 yargı yılı hepimiz için, ülkemiz için çok başarılı geçer. Hedeflediğimiz amaçlara ulaşırız diye düşünüyorum. Şimdi ben her ne kadar programımızı genelde yargı yılı ağırlıklı olarak değerlendireceksek de terör konusunda bir şeyler söylemeden geçemeyeceğim. Yani Türkiye'nin gündeminden gireyim istiyorsunuz. Ülkemizin en sıcak gündeminden girmek istiyorum. 30 yılı aşkın bir süredir terörle ilgili her acılı haberde benim aklıma gelen bazı dizeler vardır. Nazım Hikmet'in Kuvayi Milliye Destanı'nda birinci bab Kara Yılan hikayesini şöyle başlar. Ateşi ve ihaneti gördük, dayandık, dayandık her yanda. Dayandık İzmir'de, Aydın'da, Adana'da dayandık, dayandık Urfa'da, Maraş'ta, Antep'te. 30 küsur yıldır dayandık, dayanmaya çalışıyoruz ve hiç kimsenin kuşkusu olmasın ki dayanacağız. Aldığımız her ölüm haberi, verdiğimiz her şehit yüreğimizi dağılıyor. Ve giderek artan bu haberlerle artık ülkede ateş sadece düştüğü yeri yakmıyor. Ateş giderek ülkenin her bir yanını yakmaya başladı. Tabii ki tezgahlanan oyun bellidir. İnsanları sokaklara dökmek, insanları isyanlara yöneltmek. Ancak ulus böyle bir oyuna gelmeyecek, böyle bir tezgaha gelmeyecek. Bu oyun mutlaka bozulacaktır diye düşünüyorum. Çocuğuyla, bebeğiyle, yaşlısıyla, kadınıyla, genciyle, erkeğiyle pek çok şehit verdik. Hepsini saygıyla, minnetle, rahmetle anıyoruz. Özellikle vatan uğruna can veren kahramanlarımızın bu ülkeyi bize vatan yapabilmek için can verdiklerinin de bilincindeyiz. Hepsinin anıları önünde saygıyla eğiliyoruz. Ve Balıkesir Barosu olarak terörü en şiddetli biçimde kınıyoruz. Bu yolla, bu uğraşılarla bu ülkeyi bölmeye, parçalamaya heveslenenleri de uyarıyoruz. Bunu asla başaramayacaklar. Bu konuda Türk insanı kararlı. Balıkesir Barosu da böyle bir mücadelede üzerine düşeni yapmaya kararlı diyerek bu konuyu geçiyorum. Yeni adli yargı yılı açılışında adliyemizde bir takım değişiklikler oldu. Ben oradan başlayayım uygun görürseniz. Buyurun. Adliyemizde yeni olarak bu adli yılda 3. Asliye Hukuk Mahkemesi de kuruldu. Daha önce 2 taneydi. Bir Asliye Hukuk Mahkemesi daha. Bunun vatandaşa yansıması bunun nedir? Vatandaşa ne olur yani öyle yansıması olunca? Bizim ne olacak? Hepimizin anlayacağı evet, şekilde. Yani evet. Asliye Hukuk Mahkemeleri görev kapsamına giren davalara 2 mahkeme yerine 3 mahkeme baktığında daha çabuk olacak. Daha çabuk görülecek. Daha çabuk sonuçlanacak. Bunun yanında yeni bir icra dairesi açılmadı. Halen var olan 5 icra müdürlüğü devam ediyor. Adliyemizde bir tane daha açılma ihtiyacı çok zaruri mi? Şu anda yok ki açılma ihtiyacı duyulmadı. Hayır, açılmadı dediniz de acaba evet, yani gerekiyordu da açılmadı anlamında mı söylediniz yoksa? Yok, gerekseydi açılır diye. Açılacağı kadar açıldı mı diyorsunuz? Açılacağı kadar açıldı. Evet. Umarım daha fazlasına ihtiyaç ben duyulmaz. Ben de o açıdan merak ettim zaten. Evet. Şu anda adliyemizde mahkeme başkanları dahil 28
yargıcımız var. 17 savcımız var. Başsavcı evet. hariç. Ve halihazırda baromuz mensubu 793 avukatımız var. Sanırım 1-2 ay içerisinde 800'ü bulacak bir rakam. Yani bu, bütün il bazında tabii. İl bazında tabii. İl merkezi evet. ve ilçeler dahil 793 avukat meslektaşımız var. Bu arada seyircilerimizin de bilgilenmeleri açısından söylüyorum. Adliyede yer alan adli sicil ve seçim büroları da adliye dışına çıkartıldı. Eski adliye diye bildiğimiz idare mahkemesinin, halen idare mahkemelerinin bulunduğu önceki adliye binasının 3. katında adliye sicil ve seçim büroları evet, görev yapacak. Hükümet binamızın arka evet, kısmında evet, o şey evet. tarafına bakan, İdare öz merkez tarafına evet, bakan bölümünden de giriş evet, yapılıyor. Evet. Biz hatta bir haber de yaptık. Çok da iyi olmuş. Evet, çok da iyi olmuş. Sicil kaydı için evet. vatandaşlar adliyeye gitmiyorlar. Gitmeyecek. Buradan alabilecekler. Adliyemizde bu tür değişiklikler var. Tabii biz yeni yargı yılının açılış konuşmasında da belirttiğimiz üzere yıllardır bir takım sıkıntılarımızı, dertlerimizi dile getirmeye çalışıyoruz barolar olarak. Bunların pek çoğunun çözüldüğünü söylemek mümkün değil. Hatta ben konuşmamda da belirttim. Artık yargının ve avukatların, savunmanın çözülmesi gereken sorunlarının her yıl yeni bir listesini yapmamaya başladık. Eski liste zaten olduğu gibi duruyor. Yeni sorunları biz o listeye eklemeye başladık. Daha doğrusu eski listeye yeni sorunlar ekliyoruz. Evet, o eski listeden sildiklerimiz evet. yok diyorsunuz öyle Çok mi? Çok az. Bunlardan işte bundan önceki programımızda değinmiştik. Bir arabuluculuk yasa tasarısı vardı hatırlarsınız. Evet. Arabuluculuk yasa tasarısı ile ilgili çok uğraştık, çok didindik. Gidebileceğimiz her yere gittik, anlatabileceğimiz her makama anlattık. En son 7 baro başkanı meclise kadar gittik. Arabuluculuk yasa tasarısına son şekli verilmeden önce bir konuşalım. Geri çekilsin istiyorsunuz. İstedik. Geri çekilmesini talep ettik ancak talebimiz göz önünde bulundurulmadı. Yalnızca o da bizim için çok önemli. Arabuluculuk unvanının hukuk eğitimi almış kişilere verilmesi konusunda başarılı olabildik. Onu hallettiniz mi evet, o zaman? Onu hallettik. Daha o da, önce hukuk nosyonu olmayan evet, kişiler de evet, olacaktı. Evet. Daha önce hukuk fakültesi mezunu olmayan, herhangi bir fakülte mezunu olan herkesin başvurabileceği şeklindeydi düzenleme. Çok uğraştık. O kadar uğraşmanın sonunda hiç olmazsa bu kadarını becerdik diyebiliriz. O da bir adımdır ama. O da bir tabii adımdır. Ki. Bunun dışında pek çözüme ulaşan sorundan söz edemeyeceğim ne yazık ki. Şimdi siz mi soracaksınız, ben mi sıralayayım? Tabii siz ilk gelişte hemen girişte zaten Türkiye'nin gündemiyle girdiniz. Evet. Sonra işte bizim merkezde yani adliye ile ilgili bir takım gelişmeleri aktardınız evet. ve geçmiş yıllardan aynı problemlerle devam ediyoruz evet. dediniz. Bir de bugün isterseniz onu da hep güncelleri evet. konuşuyoruz. Evet. Bir de bugün bir basın toplantısı evet. Yaptınız. Basın toplantısında işte avukatlara, sizin de üyeniz olan avukatlardan birine bir evet. Saldırı olduğunu, darp edildiğini öğrendik. Evet. Nedir konu? Şimdi dün gerçekleşen bir olay bu. Biz bir gün önce adli yılın açılış töreninde dertlerimizi, sıkıntılarımızı anlatmaya çalıştık. Ertesi günde Burhaniye'de böyle bir olay gerçekleşti. Burhaniye'de görev yapan meslektaşımız avukat Kerem Şengider dün öğleden sonra ofisinde daha önceden hakkında icra takibi başlattığı bir şahıs ve bu şahsın beraberinde getirdiği şahıslar tarafından ölümle tehdit edilerek darp edildi. Ofisi dağıtıldı. Beraber çalıştığı yardımcısı da olayı bir yandan polise bildirmek için telefonla uğraşırken o da aynı kişiler tarafından darp edildi. Biz darp olayının gerçekleştiği saatlerde bir kısım yönetim kurulu arkadaşımla Edirne'deydik.
Burhaniye temsilcimiz haber verir vermez. Tesadüfen oradaydınız. Tesadüfen evet. 20-25 dakika içerisinde olaya müdahale etmek üzere gittik. Arkadaşımız karakolda ifade aşamasındayken yetiştik. İşte arkadaşımızı gördük. Çok şükür diyoruz biz. Bir defa hayati bir tehlike olmadan atlatılan bir olay. Yani çok daha kötü sonuçlar da ortaya çıkabilirdi. Sağ olsun Burhaniye Cumhuriyet Başsavcılığı ve Burhaniye Emniyetindeki görevliler olaya hemen en acil biçimde el koydular. Gerekenler yapılmaya başlandı. Failler yakalandı mı? Failler dün itibariyle yakalanmadıydı. Az önce yaptığım görüşmede faillerden 4 tanesi yakalanmış durumda. Evet. 2 tanesi halen aranıyor. Şimdi böyle bir olayı yaşamak istemezdik. Bizim mesleğimizin ne kadar tehlikeli bir meslek olduğunu da sergileyen bir olay. Çünkü bir takım cahil insanlar avukatla avukatı vekil olarak tutanları özdeşleştiriyorlar. Oysa avukatlar sadece görevlerini yapmaya çalışırlar. Yaptıkları hukuki eylem ve işlemler sırasında yalnızca görevlerini yaparlar. İnsanların bunun bilincinde olması gerektiğini özellikle vurgulamak istiyorum. Biz her fırsatta belirtmeye çalışıyoruz, anlatmaya çalışıyoruz, vurgulamaya çalışıyoruz. Mesleğimizi icra etmekte giderek zorlanmaya başladık. Bu bir yandan işte dün yaşadığımız o vahim olay ve benzeri olaylar nedeniyle, bir yandan da avukatların mesleklerini yapmalarına ilişkin yapılan ve yapılması tasarlanan planlamalar nedeniyle yakınmalarımız giderek artıyor. Çünkü yapılmaya çalışılan düzenlemelerle avukat işlevini yerine getiremez hale de gelmeye başladı. Yani sözünüzü zaman zaman acaba özellikle görmezlikten mi geliniyoruz diyoruz. Zaman zaman niçin avukatın yakınmalarına kulak asılmıyor diyoruz. Çünkü bizler bir yandan savunma işlevini yerine getiririz. Bir yandan da hak arama işlevini yerine getiririz. Avukatların olmadığı ya da işlevlerini tam olarak yerine getiremedikleri ortamlarda, ülkelerde diyelim, haktan söz etmeniz mümkün değil. Evet. Adaletten söz etmeniz mümkün değil. Ve hatta bu giderek yoğunluk kazanırsa demokrasiden söz edebilmek de mümkün değil. Ve biz insanlarımıza şunu özellikle vurgulayarak, altını çizerek anlatmaya çalışıyoruz. Bir gün her bireyin bir avukata ihtiyacı olabilir. Ve avukattan yardım istemek durumunda kalabilirler. Her zaman davalı da olsalar, davacı da olsalar, borçlu da olsalar, alacaklı da olsalar şunu çok iyi bilmeleri lazım. Avukat sadece görevini yapar. O yüzden avukata karşı kin beslemek, avukata karşı husumet duymak kadar saçma bir duygu olabileceğini düşünemiyorum. Biz meslektaşımız Kerem Şengider, avukat Kerem Şengider ve onunla birlikte darbedilen yardımcısı Feruze Huylu'ya karşı gerçekleştirilen bu eylemi şiddetle kınıyoruz. Ve şunu özellikle belirtiyoruz. Onların yanındayız. Onlarla omuz omuzayız. Onlarla dayanışma içerisindeyiz. Ve Balıkesir Barosu mesleğimize ve mesleğimizin onuruna sahip çıkmaya kararlı. Bunu da hem meslektaşlarımıza hem kamuoyuna özellikle altını çizerek belirtmek evet. istiyorum. Peki ama şimdi şöyle de bir şey var. Böylesi saldırılar diğer birçok meslek kuruluşunda da münferit de olsa görülebiliyor. Aslında münferit kelimesi ne derece olur? Sayı bakımından tam bir istatistik gibi bilgimiz olmadığı için tam net söyleyemesek bile pek fazla sık sık karşılaşmıyoruz. Mesela bir avukatın darp edilmesi olayı öyle her gün veya 3 ayda bir, 2 ayda bir
karşımıza gelen bir durum değil. Ama mesela doktorlar da darp ediliyor. Evet. Öğretmenler de darp ediliyor. Bu tip olayların sebebi biraz da siz biraz onu vurgulamak istediniz. Evet. Oraya mı getiriyorsunuz? Yani bir takım düzenlemeler den dolayı karşı taraftan böyle bir şeyler geliyor. Anlamını mı çıkaracağız? Şimdi yani avukat ya da doktor ya da öğretmen veya bir meslek grubu hangisi olursa olsun o meslek grubuna yönelik darp olayları, yaralamalar, hakaretler, tehditler ve benzeri şeyler, tavırlar giderek artıyorsa o zaman bir takım şeyler eksik, bir takım şeyler yanlış gidiyor demek lazım. Böyle düşünmek lazım. Şimdi eğer bu insanları yeterince cezalandırmıyorsanız. Tamam. Yani o getirmek istediğim nokta şu. Bu işi yapanlar yeterli şekilde çok caydırıcı bir şekilde cezalandırılmış olsalar ona kimse teşebbüs edemez diyorsunuz. Buna cesaret edemez. Şimdi dün meslektaşımızın yaşadığı olay, eğer bu olayın failleri, bu olayı gerçekleştirenler yeterince bunun karşılığını görmezler ise ve kamuoyu da işte ya adam yaptı etti yanına da kar gitti kaldı. Avukatı bürosunda dövdü adam işte serbest. Tamam serbest elini kolunda sallayıp geziyor. Tabii bilmiyoruz ne olacağını ama yani öyle ne olacağını bilmiyoruz. Eğer bu tür izlenim uyandırılacak uygulamalar söz konusu olursa tabii ki darp edilen avukat sayısında da doktor sayısında da öğretmen sayısında da artışlar kaçınılmaz hale gelecek. Bir kere kişisel görüşüm şu benim. Sizin de o konuda görüşünüzü alacağım. Doktor olsun, avukat olsun, hakim olsun, savcı olsun, öğretmen olsun. Eğer saldırı onun görev yaptığı yerdeyse en ağır şekilde cezalandırılması lazım. Neyse en ağır şekilde cezalandırılması lazım. Ki o meslek grubu insanlarda hiçbir korku, endişe ve panik yaşamadan görevlerini rahatlıkla icra edebilirsiniz, uygulayabilirsiniz. Yani bir doktor hastanede görev yaptığı yerde darp ediliyor da zarar görüyorsa ona en ağır ceza verilmeli. Evet, evet. Neden? Çünkü ertesi gün orada başka biri de ona yapabilir. Evet, evet. Çok buraya getirdiniz anladığım kadarıyla onların ceza. Evet. Peki ne olur mesela siz avukatsınız. Bir avukat arkadaşınız ofisinde darp edildi. Tutuklanır mı onlar? Şimdi tutuklanması gerekir. Evet. Şöyle tutuklanması gerekir. Bir defa silah yok mu? Silah onlara mı bakılır? Yoksa bu kendi iş yerinde darp edildi arkadaş deyip de ona ne olabilir? Şimdi bizde görevini ifa eden avukatı darp ettiğiniz zaman tıpkı görev başındaki bir hakimi, bir yargıcı, bir savcıyı darp etmiş gibi cezalandırılmanız gerekir. Çünkü o da aynı işlevi görüyor. Biz evet sıfatlarımız ayrı işte savcı, yargıç, ama avukat. Sacayağı'nın bir ayağı. Evet. Üçümüz de Sacayağı'nın bir parçasıyız. Ve bu sacayaklarından bir tanesi olmadan yargı işlevini yerine getiremez. Yargının işlevini tam olarak yerine getirebilmesi için de yasal korumanın mutlaka olması gerekiyor. Şimdi bırakın yaralamayı bırakın işte orasında burasında bereler olmasını, kolunun bacağının kırılmasını bir yana bırakın. Bir defa çok onur kırıcı bir şey. Evet. Mesleğini kendi duygularını işin içine katmadan sadece mesleğini yapmaya çalışan, mesleğinin sorumluluklarını yerine getirmeye çalışan birisini darp edip hele bir de ölüm tehditleri falan da varsa işin içerisinde bu çok vahim bir olay. Biz tabii ki böyle bir olayı yaşamak istemeyiz. Hiç kimsenin de yaşamasını istemeyiz. Hangi meslek grubundan olursa olsun. Dün büyük bir panikle gittik olay yerine. Baktık arkadaşımız sağ. Önce ona şükrettik. Evet. Çünkü çok daha beteri de olabilir. Bu ülkede çok daha beterleri de görüldü. Oldu nitekim. Yaşandı. Evet. Aynı olay bir avukatın başına geldiği kadar bir savcının başına da gelebilir. Bir yargıcın başına da gelebilir. Yani illa ofisinizi basmaları gerekmez. Manavdan alışveriş yaparken de yapar. Fırından ekmek alırken de yapar. Bir çocuk parkında çocuğunuzu oynatırken de bunu gerçekleştirebilirler. O yüzden bu konularda çok titiz davranılması gerektiğini düşünüyoruz. Umarız öyle olacak. Hakimler, savcılar olaya el koydular.
sanıklar teker teker toparlanıyor. Umarız onlar yasanın öngördüğü biçimde de cezalandırılacaklar. Biz gene yargı yılıyla ilgili Hemen devam edelim çünkü son 5 dakikamız geçelim. Şimdi adaletin insan için olduğu, adaletin amacının insan hak ve özgürlüklerini korumak olduğu herkese ifade edilen bir gerçek olduğu halde hala gündemimizi işgal eden çok özel bir konu var. Tutukluluk süreleri. İnfaza dönüştürülen uzun tutukluluk süreleri. Bu konudaki uygulamalar ne yazık ki hala devam ediyor. Biz tutuklamanın çok ağır bir tedbir olduğu görüşündeyiz. Tutuklama gerçekleştirilmeden önce durumun çok iyi değerlendirilmesi gerektiği inancındayız. Çünkü bir kişiyi tutuklayarak sadece onu cezalandırmıyorsunuz. Onun ailesi, yakınları, onu seven herkes o olaydan etkileniyor. Çok kuvvetli kaçma ihtimali yoksa, delilleri karartma, yok etme ihtimali yoksa ve diğer tedbirlerle eğer siz onu istediğiniz anda yargıcın önüne çıkartabilme hakkına sahipseniz tutuklamanın pek gerekli olmadığı inancındayız ve bu konunun üzerinde dikkatle duruyoruz. Bu arada gündemimiz, ülkemizin gündeminde çok çok önemli olan yeni bir anayasa yapılma konusu var. Biz Balıkesir Barosu olarak da Anayasa Hazırlama Kurulu'nun davetlisi olarak Ankara'ya gittik. Mecliste sunumumuzu yaptık. Bu konudaki görüşlerimizi belirttik. Ve diyoruz ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin iradesi dışında herhangi bir iradenin dayatmadığı bir anayasa istiyoruz. Toplumun tümünü kucaklayan bir anayasa istiyoruz. Tam bir konsensüs ile, tam bir uzlaşma ile gerçekleşecek bir anayasa istiyoruz. Birey hak ve özgürlüklerini en geniş ve en çağdaş anlamda güvence altına alacak yeni bir anayasa istiyoruz. Ancak parantez içinde şunu söylüyoruz. Tabii biz basından takip edebiliyoruz. Pek sağlıklı, bu çalışmaların pek sağlıklı ve hızlı ilerlediği de söylenemez. Bu konuya dikkati çekmek istiyoruz. Bu arada bizim yeni yargı yılında gündeme getirdiğimiz, yıllardır gündeme getirdiğimiz çok özel bir konu var. Mesleğimiz hala en kolay girilebilir meslek halinde tutuluyor. Bu konuda bir yasal düzenleme yapılmıştı. Anayasa Mahkemesi o düzenlemeyi kaldırdı. Yeni bir düzenleme yapılmasının yolunu açtı. Ama hala böyle bir çalışma yok. Şu anda yüzü aşkın hukuk fakültesinden öğrenci mezun ediliyor. Tabii bu hukuk fakültelerinin önemli bir bölümü de bir sınıf 40 tane sıra birkaç hoca anlayışıyla kurulmuş. Tabii bu neyi beraberinde getiriyor? Eğitim öğretim kalitesinde. Nitelik açısından pek fazla olumlu yönde olduğu söylenemez diyorsunuz. Yani bu sadece avukatların sorunu değil. Bu yargının sorunu, bu ülkenin sorunu. Bu sorunlar yalnızca bizi ilgilendirmiyor avukatları. Yargıyı da ilgilendiriyor. Çünkü hepsi mezun olanların yargının bir parçası olmak için yola çıkıyorlar. Sonraki sınavlarda eleniyordur ama onlar değil mi? Elenmiyor mu? Sonraki sınav... Şimdi ama tabii... o zaman da anayasanın şeyine, eşitliğine... Evet. Avukatlık mesleğine girişte bir sınav düzenlemesi hala yapılamadığı için bizim onları hayır demek gibi yok. Bir şansımız yok. Sadece hoş geldiniz diyoruz. Ve barolar olarak biz onları staj eğitim merkezlerimizde tekrar eğitmek durumunda kalıyoruz. Esas avukatlığı orada öğreniyorlar. Evet, yani biz elimizden geldiğince, gücümüz yettiğince bu meslektaşlarımıza katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Onlar da büyük bir gayretle bu stajdan en iyi şekilde yararlanmaya çalışıyorlar. Bu arada Avukatlık Kanunu'nun 76. ve 95. maddeleri barolara bir görev yüklemiştir. Hukuk devletini, insan haklarını, kişi hak ve özgürlüklerini toplum adına gözetme görev ve yetkisi barolara verilmiştir. Yani baroların, yurttaşlarımızın hukuk güvencesine ilişkin sorumluluğu vardır. Ancak
Danıştay'ın son dönemlerde verdiği kararlara baktığınız zaman 76. ve 95. maddelerin bize verdiği yetkiyle açtığımız davalar husumet yönünden reddedilmeye başlandı. Bu bizim için kabul edilemez bir şey. Bu 76. ve 95. maddeler bizim ulusumuza, toplumumuza karşı görevimizi, yükümlülüğümüzü düzenleyen maddeler. Bir çevre davasına daha önce çok rahatlıkla barolar başvurabilirken, dava açabilirken, bugün açtığınız bir çevreyle ilgili davada Danıştay diyor ki kardeşim husumet diyor, seni ilgilendirmez diyor, sen barosun. Oysa barolar toplumda devlet ve düzenin sağlanmasının en önemli araçlarından birisi. Peki var mı daha birkaç madde, yoksa toparlayalım mı? Çünkü artık vaktimizin sonuna geldik Sayın Başkan. Özet olarak isterseniz bundan sonrasını şöyle bir özet olarak birkaç cümle özetleyelim. Şimdi ve yavaş yavaş programımızı bitirelim. En son bitirelim. Bizi çok ilgilendiren, meclise yasalaşması için sunulan baroların delegelerine ilişkin bir düzenleme çalışması var. Biz yargının ve savunmanın sanki bütün sorunları bitmiş de baroların delege sayılarının belirlenmesi kalmış bir tek, onunla uğraşılıyor gibi gelmeye başladı bize. Halbuki bunun tabii bir art niyetli çalışma olduğunu düşünüyoruz. İleriki günlerde bu konuda açıklamalarımız olacak. Biz şimdilik bu konuyu, bu konuyla çok yakından ilgilenen hukukçuların ve tabii ki kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Baroların delege yapılarıyla uğraşılmak yerine uğraşılacak yargının ve savunun pek çok sorunu var. Biz hiç olmazsa 2012-13 yargı yılında pek azını dile getirebildiğimiz sorunlarımızın bir kısmının çözüleceği umut ve beklentisi içerisindeyiz. Ve şunu söylemek istiyorum en son. Avukatların, savunmanın, yargının eşit ve kurucu unsurlarından birisi olduğunun bilincindeyiz. Bunun sorumluluğunu taşıyoruz. Savunma ve hak arama işlevimizi sürdürmeye kararlıyız. Peki, bu da son cümlemiz olsun. Teşekkür size çok teşekkür ediyoruz. Geldiniz, zaman ayırdınız bize. Yeni yargı yılının başlaması nedeniyle açıklamalarda bulundunuz ve gündemden de güncelden de hem kendi mesleğiniz açısından hem de Türkiye'nin ülke gündeminden bahsettiniz. Kolay gelsin, başarılar diliyoruz hepinize. Sağ olun. Çok sağ olun. Sevgili seyirciler, bugün Balıkesir Baro Başkanı Avukat Yaşar Meyvacı konuğumuzdu. Böylelikle bugünkü programımızın sonuna geldik. Sizlerle tekrar birlikte oluncaya dek hepinize iyi akşamlar diliyorum efendim. Hoşçakalın.